Şimdi kısaca kendimi tanıtayım. Çoğunluğunuz biliyor belki de. Daha önce Eskişehir'de köy hizmetleri il müdürlüğü, köy hizmetleri bölge müdürlüğü, uzun sürede Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüttüm. Kentin sorunlarını yakinen biliyorum. Kentin hangi noktasında ne var, neye ihtiyacı var bunları biliyorum. Mihalcığından, Güyüzü'nden, Seyit Gazi'den, Sarıcakaya'dan, Mihal Gazi'den, Bozan'dan, Alpu'dan, Beylikova'dan, Seyit Gazi'den, İnönü'den hangi dağın tepesinde su kaynağı var onu da biliyorum. Çünkü bizim en çok da suya ihtiyacımız var. Şu anda bu yağmur bize mutluluk getirecek. Bize sevgiyi getirecek, barışı getirecek, kardeşliği, dostluğu getirecek. Hep birlikte üreteceğiz, hep birlikte paylaşacağız. Üretmeden ana sloganımız üretemezsek tükeniriz. Her konuda, her alanda üretmek zorundayız. Üretim bizim için önemli. Şimdi Türkiye'nin 2002 yılına baktığımız zaman, daha çok geriye gitmeyeceğim çünkü çok uzatmayacağım sözü. Cari açığa baktığımız zaman 2002 yılındaki cari açık 48 milyar dolara ulaşmış. Cari açığın şu anlamı şu. Demek ki az üretiyoruz ya da üretemiyoruz. Daha fazla ithalata ağırlık vermişiz ve 48 milyar dolarlık bir açık oluşmuş. Gelecekte biz üretmek zorundayız. Aksi halde bir yerlere, dışa ya da başkalarına bağımlı hale geliriz. O halde üretim bizim için her alanda önemli. Bu tarımda olur, hayvancılıkta olur, sanayide olur, farklı sektörlerde olur ama her sektörde. Yaptığımız işi de en iyi şekilde yapmamız, yürütmemiz gerekir diye düşünüyorum. Umarım siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Önce üretmemiz lazım. Üretmeden neyi paylaşacağız? Şimdi ülkemizde yoksulluk, fakirlik had safhaya ulaşmış. Bunu nasıl çözeceğiz? Hep birlikte. Tek başına değil, ben, sen değil, hepimiz birlikte çözeceğiz. Hepimiz birlikte destek vereceğiz. Çalışmaları hep birlikte yapacağız. Tek başına hiç kimse bir şey değildir. O halde öncelikle üretmemiz lazım. 6 Şubat'ta ülkemizde ağır bir deprem afeti yaşandı. Ona değinmeden geçmem olmaz. Onu da hatırlatmak isterim. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Onların yerleri bizim gönlümüzde, kalbimizde yer aldı, yer almaya devam edecektir. Yapabileceğimiz her türlü katkıyı, desteği onlara yapmak zorundayız. Şehrimize 25 bin aşan insan geldi. İstanbul'da gelenler hariç, deprem bölgesinde gelen sayı bu. İlimizde ciddi anlamda bizim yerel yönetimlerimiz ve parti örgütlerimiz ciddi destek verdi. Dernekler, vakıfların katkıları büyük oldu. Onlara bir şekilde ulaşmaya çalıştık. Peki yetmemiş olabilir. Ama hiç değilse onlar bizim yardımımızı, desteğimizi, sıcak ilgimizi hissetsinler diye bunlar yapıldı. Bugünden sonra da yapılmaya devam edecektir. Şimdi yağmur yağıyor. O bölgede hava soğuk. İnsanları izliyoruz televizyonlarda. Ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Şu anda yakın zamanda inşaatlara başlandı o bölgede. İnşaatların ciddi anlamda sakıncaları olabilir. Gene Defne'nin yakın bir köyüne şu anda inşaat atıkları naklediliyor. Yalnız ayrıştırma falan söz konusu değil. Enkazların bünyesindeki ağır metaller, evsel atıklardan dolayı oluşan asbest bir malzeme uçuşarak o atmosfere karışıyor ve insanların nefes yoluyla vücuduna girmesi ciddi anlamda solunum yolu hastalıklarına sebep olabilecektir. Öncelikle o bölgedeki ayrıştırmaların yapılması gerekir. Gene Adıyaman'da temel atma izlenimlerini gördük. Baktığımız zaman birinci sınıf tarım arazilerinin içerisine temellerin kazıldığını, yani tarım arazileri bize her gün lazım, bugün lazım, yarın lazım, geleceğimizde de lazım. Çünkü niye? Çok geriye baktığımız zaman 1950, 60'lı, 70'li, 80'li yıllara baktığımız zaman Türkiye kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden bir tanesi tarım anlamında. Ama bugün baktığımız zaman tarımda biz dışa bağımlı hale gelmişiz. En yakın Ukrayna'dan buğday ithal ediyoruz. Mısır ithal ediyoruz. Ayçiçek yağı, ayçiçek ithal ediyoruz. Kanada'dan başka şeyler ithal ediyoruz. Yakın Ocak ayının içerisinde gene baktığımız zaman
siyasi iktidarın et ithalatına ve canlı hayvan ithalatına izin verdiğini, et balık kurumu aracılığıyla Macaristan'dan, Romanya'dan, Polonya'dan, Uruguay'dan, Brezilya'dan canlı hayvan ve et ithalatı olduğunu. Gene bu sabah baktığımız zaman ete %30 zam geldi diyor. Peki vatandaş nasıl ulaşacak? Sağlıklı ve düzgün ürüne nasıl ulaşacak? Hangi imkanlarla ulaşacak? Nasıl bunu sağlayacağız? Şu anda kimse onu düşünmüyor. Yani ülke olarak sıkıntıdayız. Ama umudumuz var. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Gene iklim krizine değinecek olursak, çünkü ben suyu çok seviyorum. Yıllarım verdim su sektörüne. Küresel iklim krizi dünyada hissediliyor. Ülkemizde de ciddi anlamda hissediliyor. Evet, dün bugün yağmur yağdı. Bu ekili tarım arazilerimize ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Ancak su kaynaklarını besleyemiyoruz, beslenemiyor. Çünkü suyu doğru kullanamadık. Suyu bulunduğu yerde tutamadık. Çünkü su medeniyettir. Suyun olmadığı yerde hiçbir medeniyet oluşmamıştır. Şimdi dünyaya baktığımız zaman Nil Nehri'nin kenarında Mısır uygarlığı, Mezopotamya, Dicle Fırat'ta, Ganj'da, Hindistan'da, birçok yerde su boylarında oluşmuştur medeniyetler. O halde su çok önemli. Su kaynaklarını doğru ve yerinde kullanmamız lazım. Bir damla su bizim için çok önemli. Susuz bir hayat düşünemeyiz. Böyle bir şey yok yani. Çevresel etkiler doğal afetler için bir gerçektir. Ancak gerekli tedbirler alınarak can kayıpları en aza indirilmesi mümkündür. Dolayısıyla dostlar, yoldaşlarım, arkadaşlarım, ülkemiz iyi yönetilememekleri, önümüzdeki seçim insanların geleceğine umutla bakabilmesi için 85 milyon ciddi anlamda görevler düşmektedir. Şimdi doğru çevre konusuna değinirken bir şey de atladım. Karadeniz bölgesinde hepimiz geçmiş yıllarda, gelecekte de görebiliriz, inşallah yaşamayız diyoruz. Sadece temenni bu. Şimdi çevrenin kendine özgü kuralları var, kanunları var. Çevre insanların hizmetine her türlü imkanı sunmaktadır. Doğru kullanın diyor yalnız, uyarısı var yalnız. Şayet biz doğru kullanmazsak bedeliyle ecizbisi şeklinde bizden geri alır. O halde çevreye saygı göstermeliyiz. Çevrenin de bize saygısı zaten sonsuz. Karadeniz'e baktığımız zaman dere yataklarındaki birçok yapılar afetle birlikte yok olup gitti. Peki neden oraya izin verdik? Bu derelerin kenarında ne işimiz vardı? Ya da 10 ilimize, 11 ilimize baktığımız zaman ciddi anlamda Güney Anadolu fay hattının olduğu bir bölge. Oradaki yapılar yapılırken, şimdi deprem bölgelerinde yapı yapılmaz diye bir kural yok. Ama tekniğin oluyor, mühendislik ve bilime saygı göstererek yaparsak doğru sonuçlar olur. Binalar depremde zarar görmez diye bir hüküm yok. Hasar görebilir. Ancak önemli olan can kaybı ve mal kaybı oluşmasın. Bizim mühendislik olarak beklentimiz budur. İlim, bilgi önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, şayet ilimle ters düşen sözlerim, ifadelerim olursa benim sözlerimi değil, ilimi tercih edin. O halde ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Gene Hacı Bektaş Veli de böyle ifade ediyor. Şimdi geriye baktığımız zaman siyasi iktidar döneminde diyor ki CHP ne yaptı? Hangi işleri yaptı? Hangi hizmetleri yaptı? Şöyle bakıyorum. 1924 yılında İş Bankası yapılmış. Açılmış. Ankara Fişek Fabrikası Gölcük Tersanesi. 1925'te yine Şakir Zümbe Şeker Fabrikası, Eskişehir Hava Tamirhanesi, 1926 yılında Altınlı Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Kırıkkale Bünat Fabrikası. 1927 yılında Bünyan Dokuma Fabrikası, Eskişehir Kiremit Fabrikası, 1928 yılında Kırıkkale Elektrik Santrali Çelik Fabrikası, Ankara Çimento Fabrikası, 1929 yılında Toprak Reformu, Ankara Hava Gazı Fabrikası, İstanbul Otomotiv Fabrikası, Otomobil Montaj Fabrikası, 1930 yılında Kayaş Kapsül Fabrikası, Nuri Killigil Tabanca Havan ve Mühimmat Fabrikası 1933 yılında ve 1933 yılında birinci 5 yıllık sanayi planı, 1934 yılında Eskişehir Şeker Fabrikası, Tural Şeker Fabrikası, Konya Ereğli Şeker Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası,
İzmir Paşa Bahçeşehir'de jant fabrikası, Zonguldak gömür yıkama fabrikası, Keçiboğlu kükürt fabrikası, SK kağıt fabrikası, 1935 yılında Paşa Bahçe jant fabrikası, Kayseri bez fabrikası, Nazilli basma fabrikası, Bursa Meynos fabrikası, Gelinlik Sunay İpek fabrikası, 1936 yılında Ankara Çubuk Barajı Nuri Demir'e ocak fabrikası, Malatya sigara fabrikası. 1937 yılında Karabük Demir Çelik Fabrikası ilk milli denizaltı üretimi, 1938 yılında Divriği Demir Ocağı, Sivas Çimento Fabrikası. Değerli dostlar, bu kısacık dönemde yapılan bu değerli siyasi iddia tarafından 80 milyar dolara satıldı. Hatta peşkeş şekilde 80 milyar dolara yeni yatırımlar mı yapıldı? Bu paralar nereye harcandı? Hangi fabrikalar kuruldu? Bilen varsa mutlaka söyler bir gün. Kamuda ve özelde edindiğim bilgi ve tecrübelerin sonunda aşağıdaki görüş ve önerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu görüş ve önerimin hayata geçirilmesi, etkin çaba göstereceğim dostlar. Tarımda yerel yönetimlerin rolü etkin bir şekilde arttırılmalıdır. Üretim desteklenmesiyle birlikte alım garantisi ve pazarlama da yerel yönetimlerin öncü rolü üstlenilmelidir. Yerelde kalkınma modeli oluşturulmalı ve üretim rolündeki çiftçilerin tarımsal desteklerinin arttırılarak maliyetlerin düşürülmesiyle köyden kente göçün önü kesilmelidir. Köyden kente göçün önünü mutlaka kesmemiz gerekir. Çünkü şehirlerde gelen bu köyden gelen insanların birçok bölgelerde mağdur duruma düşüyorlar. Herkes heveslenerek şehirde imkanların çok daha kolay olduğunu düşünüyor. Ya da şehirden köye ziyarete gidenleri görüyorlar. Onlara böyle hevesleniyorlar. Aa, bunlar neyi yaşıyorlar? Hayır, öyle bir yaşam yok. Çok güzel bir söz var gene. Tarımı korumalıyız, tarımı desteklemeliyiz ve tarımda insanlara iş gücü yaratmalıyız. Tarımdan kopamayız biz. Çünkü biz bir tarım ülkesiyiz her şeyden önce. Şimdi gene şunu belirtmek isterim ki köyden kente gelen insanlar peki kentlerde ne yapıyorlar? Hangi yaşantılarıyla devam ediyorlar? Susuz çiftçiyi toprak kovar diyor. Kente gelirse de kentte de kavga başlar. O halde kavganın önünü kesmemiz lazım. Bizim kavgayla işimiz yok. Bizim barışla birlikte çalışarak üretme sevdamız var. Bu sevdamızla sizlerden destek istiyoruz. Ülkemiz su zenginliği su zengini bir ülke olmamasına rağmen su kaynakları kontrolsüz olarak kullanmaktadır. Ülkemizde toplam tarım alanı 28 milyon hektardır. 28.3 milyon hektardır. Ancak bu arazinin bugün ekilebilir olan kısmı 23.3'e düşmüş. Demek ki 5 milyon hektarlık bir arazi boş bırakılmış, ekilemiyor ya da insanların masraflarını karşılayamıyor. O halde terk edilmiş. Ama biz tutuyoruz, Sudan'da 99 yıllarına ciddi anlamda bir arazi kiralıyoruz. Şayet toprağa ihtiyacımız varsa biz bu 5 milyon hektarı neden ekmiyoruz? Niye Sudan'a gidiyoruz? Bizim kendi çiftçimizi bulunduğu yerde, bulunduğu mekanında tutarak kalkındırmamız gerekir. Merkez köyler oluşturulmalı. Ve buraya köylünün ihtiyaçlarının giderilmesi için sosyal donatılara yer verilmelidir. Tarımda üretimden önce toprak ve su kullanımı planlanmalı, toprak koruma kanunu yeniden güncellenmeli günün koşullarına göre. Tarımsal ve hayvansal üretim bölgesel anlamda değerlendirilerek planlanması, sağlıklı gıda güvencesi ve güvenliğin sağlanması, verimliliğin arttırılması, çevrenin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması için sürdürülebilirliğin tesis edilmesi bir zorunluluktur. Tarımsal üretim sahibi olan çiftçilerin gübre, mazot, elektrik, su gibi girdi maliyetlerini düşürecek tedbirlerin alınması gerekir. Su tarihancılığı teşvik edilmesi, besi hayvanı ithalattan vazgeçilmelidir. Tarım ürünleri ithalatı yerine yerli üreticimiz desteklenmelidir. Küresel iklim değişikliğine karşı doğa dostu önlemler hayata geçirilmelidir. Çevre insanlık sorunudur. Doğayı korumak için onu önce tanımak gerekir. Çevre bilincinin kaynağı sevgi ve bilgidir. Doğa yasaları yok edilmelidir. Doğa insana muhtaç değildir, insan doğaya muhtaçtır.
Doğa yok eden insan yarınını, kültürünü yok eder. Doğa değişkendir. Kendisine yetinmesini bilir. Doğa herkese mutluluk sunmaya hazırdır. Yeter ki kör ve sağır olmayalım. Ekolojinin altı kulvarı her nesil kendi ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmaksızın gidermelidir. Biz düşünmüyoruz gelecek nesiller ya da yarınki insanlar ne gibi ihtiyacı olacak. Bak burada altın bir kural var, bunu ciddi anlamda değerlendirmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Bu nedenle suyu korumalıyız. Suyu koruyamazsak gelecek nesiller resimlerinde ne doğan güneşin ışıltısını, ne de batarkenki romantizmini, ne de gökkuşağının renk cümlesini çizebilecekler. Ozon tabakası bizi aynı zamanda tükürmeden, azalan su, oksijen alıp götürmeden bir şeyle yapabilecekken suları kirletmeden temiz kalmasını sağlamalıyız. Ve gelecek kuşaklara temiz bir çevre, doğal kaynakları önüne yaşayacağız. İmkanlarımız, bir Afrika sözü, atasözü şöyle diyor. Sular yükselince karıncalar, sular yükselince balıklar karıncaları yer, sular çekilince karıncalar da balıkları yer. Yani kimin üstünde olduğunu bir önemi yok. Biz kendimize sahip çıkmalıyız. Biz herkese saygı göstermeliyiz. Bu çok önemli arkadaşlar. Evet. Değerli dostlar, bu el ele gönül gönüle mücadelemiz sevdamızı büyütmek üzere Cumhuriyet Demokrasi öncüleri sevdamızı daha taşıyacak. Eskişehir'de çalınmadık kapı gidemedik ev iş yeri olmaması günüdür. Ülkemizi karanlığa sürüklemesi izin vermeyecek tek bir yürek gibi çarparak bu mücadelemiz ve çağrımızı alın terimizi, emeğimizi bir araya getirmeye kararlı yürekler bizimle birlikte verir. Çalışmak benim hakkım diyen engelli kardeşim, insan onuruna uygun ücret almak istiyoruz diyen asgari ücretim, sağlık benim hakkım diyen işsiz genç kardeşim, beslenmek ve barınmak benim hakkım diyen öğrenci kardeşlerim, eğitim benim hakkım diyen küçük kardeşim, üretmek benim hakkım diyen çiftçi kardeşim, düşünce ve ifade özgürlüğü benim hakkım diyen yurttaşım, erkek egemenliğine girmemek, erkek şiddetine uğramamak, özgür yaşamak benim hakkım diyen Nazım'ın deyişiyle bizim kadınlarımız burada, bizimle beraberler. Biz de diyoruz ki insan onunla uygun yaşamak, yoksulluğa, toplumsal dışlanmaya karşı korunmak, adil güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, fırsat eşitliği, kendi ve ailen ve sosyal güvenlik sağlık yardımı sınırlı koşullarda yaşam, engelsiz yaşam, eşit muamele görmek, düşünceni özgürce ifade etmek, örgütlenmek, güvenli ve zor içinde yaşamak, demokratik, layık, sosyal devlet senin hakkındır. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kısa bir şey daha ilave edeyim. Eskişehir özelinden bahsedecek olursak yerel yönetimlerimiz, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükersen, Odu Pazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt, Tebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanımız İshak Gündoğan, Seyit Gazi Belediye Başkanımız Uğur Tepe, Ham Belediye Başkanımız, bilmiyorum aramızda mı, Erdal Şanlı Başkanım, Alpı Belediye Başkanımız, Gürbüz Güler Başkanımız, yerel yönetimlerde ciddi anlamda toplumla birleşerek önemli işler yapmışlardır, önemli katkılar sağlamışlardır. Eskişehir'in tanıtımında, gelişiminde Yılmaz Hocam'ın etkisi, katkısı çok fazladır. Çünkü kentleşme konusuna özel önem vermiştir. Senfonisinden, odun pazarı evlerinden, tiyatrosundan, sosyal faaliyetlerinde ciddi anlamda insanlar Eskişehir'i ziyaret etmektedir. Geriye baktığımız zaman yıllar itibariyle yıllık olarak 1 milyon insanın Eskişehir'i ziyaret ettiği, birçok otelimizin bulunduğu, şehrin kalkındığı, 10 bin civarında da yatak olduğu, artı Frigya Vadisi ile ilgili çalışmaları da var. Bunlar da Eskişehir'in kalkınmasına ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. İlave belirtmek istediğim bir şey daha var. Eskişehir her ne kadar kent olarak büyük bir şehir ise kırsaldan geçenler daha çok Eskişehir'deki, kırsaldan gelenler Eskişehir'de yaşamaktadır. Bir gecede ansızın köylerimizin hepsini mahalle yaptılar. Peki mahalle olunca artıya mı geçtik? Ben öyle bakmıyorum. Artıya geçemedik. Çünkü altyapı her şey hazır değildi.
Örneğin Gümüşlü'nün köyüne belediye hangi şartlardan, hangi imkanlardan, ne zaman, nasıl ulaşacak? Ya da Konya'nın Yunak ilçesinin en uzak köyüne, ya da Adana'nın diğer bir köyüne, ya da Diyarbakır'ın bir köyüne. Şimdi afet bölgesinde gördük, bir takım çok aksamalar oldu, imkanlar geç gitti. Köy hizmetleri diye bir kuruluş vardı arkadaşlar. Köy hizmetlerini bir gecede kapattılar, yerine özel idare edildiler. Sonra 30 ilde de tamamını büyük şehirlere devrettiler. Yol, su, elektrik, hizmetler ne kadar gidiyor bilmiyorum. Afet bölgesinde şayet böyle bir kurum hayatta olsaydı, faaliyette olsaydı, çünkü elinde ciddi güç olan, imkan olan bir kurumdu, oraya daha rahat ulaşabilirdik, daha kolay çalışabilirdik. Ve kanunların uygulanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Gerek afetler kanunundaki ciddi anlamda verilen yetkiler, bölgedeki yöneticiler tarafından ne kadar etkin kullanıldı göremedik. Bunlara da dikkat etmek lazım. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar diliyorum. Bu yağmurun altında beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir Milletvekili aday adaylığımı ilan ediyorum. Yolumuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Hep birlikte hoşça kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.